Evet, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, çok değerli AK Parti ilçe başkanı, çok değerli Cumhur İttifakı'nın kıymetli meclis üyeleri, değerli teşkilat mensuplarımız, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Çok kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarımız, bildiğiniz üzere Türkiye'miz için BK meselesi olarak gördüğümüz 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Öncelikle sonuçlarını güzel ülkemiz, cennet vatanımız Türkiye'mize, İzmir'imize ve Kemal Paşa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İle olan teşkilatımızın il seçim kuruluna olan itirazından dolayı henüz süreç resmi olarak bitmemiş olsa da bugün itibariyle, görünüm itibariyle Millet İttifakı'nın adayı Sayın Rıdvan Karakaya'lı Kemal Paşa'da seçimi kazanmış durumda. Ben resmi olmayan sonuçlara göre, henüz resmi olmamasına göre kendisini de aradım, tebrik ettim. Biz adayların isimleri açıklandığında da Cumhur İttifakı olarak çiçeklerimizi alıp gerek Saadet Partisi adayına, gerekse Millet İttifakı'nın adayına hayırlı olsuna gitmiştik. Siyaset bir nezakettir, bir edeptir. Bizim siyasi dilimiz böyledir. Biz kendisinde gittik, ziyaret ettik ve seçim sonucunda da arayıp tebrik ettik. Tabii Kemal Paşa'da sonuçları değerlendirdiğimizde arkadaşlar, meclis üyeliğinin Cumhur İttifakı'nda olduğu gözüküyor. Kontenjanla beraber 17 meclis üyesi bizde, 14 meclis üyesi de Millet İttifakı'nda. Tabii burada şöyle de bir tablo ortaya çıkıyor. Belediye başkanlığı oyuyla meclis üyeliği oyu neredeyse başa baş. Fakat meclisi almamızın altında yatan sebep, belediye başkan adayı çıkartmayıp meclis üyesi adayı çıkartan partilerin meclis üyeliğinde kendi partilerine oy vermesi Cumhur İttifakı'nın mecliste kazanmasının da önünü açmıştır. Bizler bundan sonraki süreçte de Cumhur İttifakı olarak Kemal Paşa'mızda taş üstüne taş koyan, her bir noktasında eser götüren siyaset anlayışının destekçileri olacağız. Millet İttifakı'nın meydanlardaki tüm vaatlerinin hiç kimsenin şüphesi olmasın tek tek takipçisi olacağız. Gerek Kemal Paşa'mızın en büyük sorunu olan imar meselesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, o dönem adayı olan Tunç Bey'in de gelerek Kemal Paşa'da emsali yükselteceğiz, imar sorununu çözeceğiz söyleminin sıkı bir takipçisi olacağız. Yine belediyeden asla ve katta personel çıkarmayacaklarının, bilakis 5000 personel alacaklarının takipçisi olacağız. Çiftçimizin en büyük sıkıntısı olan çiftçi mallarının borçlarıyla alakalı bütün borçları sıfırlayacaklarının mecliste takipçisi olacağız. Malcanın yongasıdır. Örnekköy ve Ulucak bölgesinde yıllardır kangren haline gelmiş, tapusunu alamamış insanların tapularını dağıtacaklarının sözlerinin takipçisi bizler olacağız. Kısacası Kemal Paşa'da seçim meydanlarında vaat edilen her sözün birebir takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlarımdan ben şunu da istiyorum. Sosyal medya son derece güzel bir şey. Fakat aynı zamanda müthiş de bir bilgi kirliliğinin olduğu bir şey. Seçimin hemen arabesinde bizim buradan gittiğimiz söylendi. Ben seçim meydanlarında bir şey söyledim. Benim bir yavrum, bir evladım Kemal Paşa'da toprağa vermiş durumdayım. Dedem, anneannem, dayım güzel Kemal Paşa'nın mezarlığında yatıyor benim evladımla beraber. Rabbim ömrümüzü ne zaman alır, son nefesimizi ne zaman veririz bilmem. Ama biz de son nefesimizi verdiğimizde inşallah Rabbim nasip ederse biz de Kemal Paşa'da defnedileceğiz. Bizim hiçbir yere gideceğimiz yok. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Biz 5 yıl boyunca Kemal Paşa'nın her noktasında eser siyaseti yaptık, hizmet yaptık.
Kemal Paşa da bu noktada mütevaziliğe gerek yok. 30 yılda yapılması gereken işleri Allah'a hamdolsun 5 yıllık bir döneme sıkıştırdık. Bugün siyaseten mücadele ettiklerimiz dahi 5 yılda Kemal Paşa'ya da ortaya koymuş olduğumuz eser siyasetini inkar etmemiş. Bilakis meydanlarda evet Arif Uğurlu çalıştı, biz de onun gibi çalışacağız vaadinde bulunmuşlar. Bu dahi bizim projelerimizin, yaptığımız eserlerimizin asla üstünün örtünemeyeceği bir hakikattir. Belediye başkanı ismini dağlara taşlara yazarak unutturmamaya çalışmanın gayretine giremez. Bir belediye başkanının ismi yaptığı eserlerle unutulmaz. Bugün Kemal Paşa'nın hangi beldesine, köyüne, merkezde nereye dönerlerse dönsünler, AK Belediyeciliğin, Cumhur İttifakı Belediyeciliğin yapmış olduğu eserleri göreceklerdir. Bundan sonraki süreçte de başta Sayın Karakayalı ve ekibi olmak üzere onların da mecliste yaptıkları her doğru işte Cumhur İttifakı meclis üyeleri sonuna kadar onların yanlarında olacaktır. Yaptıkları her yanlışta da doğru bildiğimiz öneriyi önlerine sunmakla beraber yanlışlarının da karşısında duracağız. Şunu da ifade etmek isterim. Dedim ya sosyal medya siyasetin dilinde yalan yanlış bilgi çok olur. Efendim aradan 3-4 ay geçsin Cumhur İttifakı'ndan meclis üyelerinin nasıl yön değiştirdiği falan şeklinde. Bence karşımızdaki siyasi muhataplardan da çıkmayan ama piyasada kendince siyasi figür olanların uydurduğu bu sözler. Onlara da şunu ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı'nın 17 tane şerefli meclis üyesi vardır. 17 tanesinin içinde bir tane dahi satlık meclis üyesi bizde yoktur arkadaşlar. 5 yıl boyunca da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ilçe başkanlarımız arzu ettikleri takdirde tüm grup toplantılarına da katılarak 5 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizi meclis üyelerimizin yanında olup hem öneride bulunup hem de arkadaşlarımızla alakalı, süreçle alakalı bilgiyi alıp nasıl katkı koyacağımızın da gayreti içerisinde olacağız. Dedik ya 5 yıl Kemal Paşa'yı inşa ettik, ihya ettik. Şimdiki 5 yılda da Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleriyle beraber bakınız hiç şüpheniz olmasın. Gönülleri ihya edeceğiz. Bugüne kadar sahada bir olan Arif Uğurlu bugünden sonra 100 olacak, 1000 olacak. Şu sözüm yanlış anlaşılmaz. 5 yıl önceden, 5 yıl sonrasını siyasi hedefini ortaya koymak adına bunu ifade etmiyor. Beni yakinen tanıyanlar bilir. Biz 2009 yılında seçimi kaybettikten bir hafta sonra 2014 yılında biz bu seçimi alacağız, şimdiden çalışmaya başlıyoruz demiştik. 2024 yılında ittifak ne olur, adayı kim olur bilmem. Ama şundan hiç şüpheniz olmasın. 2024 yılında Kemal Paşa tarihinin en büyük oy farkıyla Cumhur İttifakı düştüğü yerden ayağa kalkacaktır Allah'ın izniyle. Elbette ki bu süreçte yanlışlarımızdan, eksikliklerimizden dersler de çıkartacağız. Suçu hep başka bir yerde aramayacağız. Her bir arkadaşımız, başta ben ve ilçe başkanlarım olmak üzere önce şapkayı önümüze koyacağız. Kendi eksikliklerimizin muhakemesini ve muhasebesini yapacağız. Nerede yanlış yaptık diyeceğiz. Ama şunu da görebiliyoruz. Türkiye'de gerçekten olağanüstü bir siyasi konjonktür yaşıyoruz son 7-8 yıl. 7 Haziran seçimlerini unutmayın. %40 oy alan bir AK Parti vardı. Ama daha hemen akabinde 5 ay sonraki erken seçimlerde 1 Kasım'da %49, %50 oy alan bir AK Parti iktidarı var. Bu konjonktürel olarak sürecin nasıl dalgalanma yaptığının da en büyük emaresidir. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, Allah nasip kısmet edersin. İki tane aslan gibi ilçe başkanımız, onların kıymetli ekipleri, 17 tane de meclis üyesiyle. Biz Kemal Paşa'da bugüne kadar nasıl geziyorduysak, bugünden sonra daha da dik, daha da gururlu bir şekilde gezeceğiz. Bizim bu millete bakacak yüzümüz,
bu millete söyleyecek sözümüz var. Hiç kimse bu noktada üzülmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlarda yenilgi yenilgi büyüyen zaferler vardır sözünü söylerken sırf belagatlı bir konuşma olsun diye değil, hakikaten buna inandığımız için. Siyaset dedik ya, uzun soluklu bir maratondur. İnişleri çıkışları vardır. Ama biz bu seçimi kaybedişi Kemal Paşa Cumhur İttifakı olarak daha büyük bir sıçramak için iki adım geriye çekilme olarak görüyoruz sadece. Dedim ya, her noktada, her sokağın köşesinde Allah'ın izniyle bundan sonra bizler olacağız. Ben yeni seçilen kıymetli meclis üyesi arkadaşlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bu 17 arkadaşımız unutmasın ki bugün Cumhur İttifakı'na oy veren, bununla beraber Cumhur İttifakı'na oy vermediği halde Cumhur İttifakı'ndan beklentisi olan tüm Kemal Paşalıların vebali bu 17 tane arkadaşımızın omuzlarının üstündedir. Bizler bu seçimi dedik ya, hiç kuru kuruya yerel bir iktidar mücadelesi olarak görmedik. Bu seçimi biz hep milletin bekası olarak gördük. Bu ağır yük bizim omuzlarımızdaydı. Rabbim bize bu kadarını takdir etti. Şimdi bu ağır yük bu 17 kişinin omuzlarında. Ben gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerek AK Parti ilçe başkanlarımın 5 yıl boyunca emrindeyim. Meclis grubumuzun emrindeyim. Bu kardeşlerine ne zaman ihtiyaç duyarlarsa 7 gün 24 saat yanlarındayım. Biz Allah'tan hep hayırlısını murad ettik. Rabbim de neticeyi böyle takdir etti. Hep söyledim meydanlarda. Seçimi kazanırsak sevineceğim ama çok sevinmeyeceğim. Çünkü biliyoruz ki zaferi nasip eden Allah'tır. Seçimi kaybedersek de üzüleceğim ama çok üzülmeyeceğim. Çünkü Allah hayırlısını böyle takdir etmiştir. Bu dönem aynı zamanda bir turnusol kağıdı görevi de gördü. Gerçek dava adamlarının kimler olduğunu da gösterdi. Bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Diğer siyasi partilerin kendi partilerine sahip çıkması elbette en doğru olanıdır. Ama ifade etmek istediğim, Cumhur İttifakı'nın oluşumunu sağlayan her iki partiyi benim partim diye söyleyeyim. Ama bu dönemde duruşunu ve istikametini bozanlar da adeta kendilerini deşifre etmiştir. Milletimizin de bu sahneyi ve bu tabloyu asla unutmamasını istirham ediyor. Bu son derece önemli bir hadisedir. Tekrar bu süreç Kemal Paşa'mıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlar getirsin diyorum. Allah bizlerin bundan sonraki süreçte de yar ve yardımcısı olsun diyorum. Üzülmek yok, gevşemek yok. Hedef 4 yıl sonraki genel seçimlerde Kemal Paşa Cumhur İttifakı olarak en yüksek oyu alıp ardından da 2024'te tekrar Cumhur İttifakı'nın bayrağını Kemal Paşa'da düştüğü yerden hep beraber kaldırmak diyor. Ben tekrar her iki ilçe başkanımıza, değerli meclis üyelerime, kıymetli basın mensuplarımıza ve teşkilat başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Nisan ayında her iki ilçe başkanımdan müsaade istiyorum. Mayıs ayı itibariyle de gümbür gümbür meydanlarda olacağız. Zaten değerli arkadaşlar, Arif kardeşinizi kaç kere makam arabasında gördünüz? Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Biz gözümüzü de gönlümüzü de makam arabalarına alıştırmadık. Hep sivil arabayla gezdik. Bundan sonra da sivil arabayla Kemal Paşa'nın tarafında ilçe başkanlarımızla gezeceğiz. İş yapmaktan ilçe başkanlarımızı ihmal ediyorduk, gezdiremiyorduk. Şimdi hep beraber gezeceğiz. Nerede bir kahvede okey oynayan 4 kişi varsa gidip okey oynamayacağız ama yanlarında yancı olup çayını içip sohbet edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız da bunu yapacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana destek veren Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına, kadın kollarına, Ülkücü Hareket'e teşekkür ediyorum. AK Parti ilçe başkanımıza, ekibine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum.
Hiçbir siyasi beklentisi olmadan, sadece bu davaya inanarak gelerek gece gündüz koşturan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yolda başkanım bize hakkını helal et dediğimde, bacım hakkım sana helal olsun dediğimde ağlayarak içeriye giren tüm bacılarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ne dedik? Allah var, gam yok. Basın toplantımıza iştirak ettiğiniz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Dün ulusal medyada bir gazetede çıkan bir haber var. 300 işçinin çıkarıldığı ile ilgili ki biz bunu dikkate almadık. Sizden böyle bir açıklama da geldi. Kamuoyunu aydınlatmak açısından bununla ilgili gerçek bilgi nedir sizden? Teşekkür ederim kardeşim. Değerli arkadaşlar, normal standart zekaya sahip hiçbir belediye başkanı seçim kaybetti diye personel çıkartmaz. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bilakis ben basınımızdan şunu özellikle istirham ediyorum, takipçisi olacak. Bundan sonra çıkarılacak işçilerin takibini yap. Kemalpaşa Belediyesi'nde Arif Uğurlu seçimi kaybetti diye tek bir kişiyi dahi çıkartmamıştır. İş burada geçici süreli elemanlar vardır, bunu bilirsiniz. 300 tane arkadaşımız saha görevindeydi. Başkanım, sen yoksan biz yokuz deyip, zaten görev süreleri doluyor bu arkadaşlarımızın. Onların ayrılmasından ibarettir. Şu an İşkur'dan olup devam edenler var. Ayrıca bu İşkur'ların da kadroya alınması sözünün de takipçisi net bir şekilde olacağız. Görevinin başındaki İşkur çalışanlarımızın kadroya geçişi dahil olmak üzere. Sokakta hayalle, ümitle bekleyen 5000 insanımızın Kemalpaşa Belediyesi'nde her ay kaç kişinin alındığının da takibinin özellikle yapılmasını istirham ediyorum. 300 işçi hikayesi bundan ibarettir. Ne olur öyle sosyal medya kahramanlarının palavralarına asla prim vermeyin. Dün bir arkadaşımız beni aradı. Başkanım dedi, İsrail'e gitmişsiniz. Ya dedim, vaktim olsa Mekke'ye giderdim. İsrail'de ne işimiz var? Böyle yalan yanlış asparagas haberler var. Biz arkadaşlar, biz başı dik, gururlu ve onurlu, ne teşkilatımızın ne bizi sevenlerin başını yere eğdirecek hiçbir yanlışın içerisinde olmadık. Aslanlar gibi biz meydanda olacağız. Şuna emin olun, ne olur bu sözüme dikkat kesin. İnsanların hayalleriyle oynayanların meydanda nasıl gezdiklerini takip edin. Siz nasıl gezeceğinize bakmayın. Hayallerle, vaatlerle bu saatten sonra insanlar nasıl meydanda gezecek, biz ona bakacağız. Ama şu sözümü de söylüyorum. Yaptıkları her doğru işte bu kardeşlerini yanlarında bulacaklar. Nokta. Merkezi hükümetten destek istedikleri her projede biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Nokta. 5 yılda biz 500 trilyona yakın merkezi hükümetin bütçesinden Kemalpaşa'ya destek getirdik. Önümüzdeki 5 yılda büyükşehirin bütçesinden Kemalpaşa'ya ne geldiğini ay ay yıl yıl takip edeceğiz. Nokta. Bizim derdimiz makam koltuk değil, bizim derdimiz 100 bin aşan nüfusuyla Kemalpaşa daha kalkınmış, daha müreffeh, İzmir'in en güzel, en modern ilçesi olsun istiyorum. Başkan, bugünkü basın toplantısı dün sosyal medyaya düştüğü zaman veda konuşması dediler. Bununla ilgili az önce de belirttiniz ama tekrardan sormak istiyorum. Buna yeni bir sürecin başlangıç toplantısı diyebilir miyiz? Siyasette veda yoktur. Bu yeni bir sürecin fatihasıdır. Önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte de hatmi bitireceğiz. Seçimde de sadakallahu lazım diyeceğiz. Rahat. Bu bir fatihadır, bu bir başlangıçtır. Bu bir besmeledir. Ben şunu da ifade edeyim. 30 bin küsür, Millet İttifakı 30 bin küsür, Cumhur İttifakı oy almıştır. Bize sahip çıkan Kemalpaşa'da 30 bin insanımız vardır. Onların bizim üzerimizde hakkı vebali vardır. Biz bir defa şahsımız için düşünsek dahi bu insanlar için bizim veda etmemiz asla ve hatta mümkün değildir. Bundan sonraki 5 yıllık süreçte de Allah'ın izniyle MHP ve AK Parti ittifakı, dedim ya, ne noktaya gider ne olur bilmem. O hem beni hem iki ilçe başkanımızı aşan bir süreçtir. Ama biz Kemalpaşa'da
yeni yeni milletvekilleri, yeni yeni belediye başkanlarını nasıl çıkartırız? Biz bunun gayreti içerisinde olacağız. Biz Kemal Paşa'yız. Biz Kemal Paşa için çalışacağız. Ve bu 30 bin insanın içerisinde. Bize oy verin. AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu 30 binin içerisinde bize oy veren Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Saadet Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her Kürt kardeşim HDP'ye oy vermiştir diye bir kayda asla bahis mevzu değil. Bize oy veren Kürt kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize, Boşnak kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize, Alevi kardeşlerimize, Sünni kardeşlerimize, kısacası Kemal Paşa'da her kesimden bize oy veren herkese teşekkür ediyor. Herkesin üzerimizde hakkı olduğunu, bunun sorumluluğunu taşıyacağımızı, onlar için 5 yıl boyunca yine meydanlarda hem genel hem yerel seçime kadar sokaklarda olacağımızı da deklar etmek istiyorum. Teşekkür. Başkanım, son olarak geçtiğimiz günlerde Ulusal Medya'sında bir açıklamanız olmuştu ki talebiniz üzerine biz bu haberi kaldırdık biliyorsunuz. Açıklamam olmamıştı. Bu açıklama orada, benim değil demiştim, o zaman kaldırıyorum evet, demiştim. Evet başkanım, Doğan Haber Ajansı ve hala ulusal kanallarda da sitelerde de var. Orada bir HDP kazandı diye bir telaffuz var. Buna bir açıklık getirebilir miyiz? Şimdi meclis grubunun Cumhur İttifakı'nda başkanlığın Millet İttifakı'nda olduğu görüldüğünde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği oyumuzun neredeyse birbirine çok yakın olduğu bir noktadır. Bu süreçte belediye başkan adayı çıkartmayın ama bağımsız giren, kendi meclis grubuna oy veren siyasi partilerin belediye başkanlığı hususunda belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi siz bu sözümden benim ne mana çıkartabilirseniz o manayı yazabilirsiniz. Biz bu noktada sadece başkan çıkartmayıp Kemal Paşa'dan, meclis üyesi çıkartan arkadaşların mecliste kendilerine oy verdiği için Cumhur İttifakı mecliste kazanmış, belediye başkanlığında bu arkadaşlarımızın tercihi farklı bir yönde olduğu için kaybetmiştir. Allah hayırlı uğurlu etsin. Değil mi? Biz bize her kesimden oy veren kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Teşekkürler başkanım. Sağ olun.